Yaşamıma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz yine. Push-up sütyen etkisi yaratan, göğüsleri dikleştirip toparlayan 8 tane hareket göstereceğim size. 21 gün boyunca bu egzersizleri yaptığınızda göğüslerinizdeki farkı eminim siz de göreceksiniz. Her hareketi 30 saniye yapacağız. 8 tane hareketten 4 dakikada ilk seti bitireceğiz. Ben yine sizin bu hareketleri 3 set olarak yapmanızı istiyorum. İlk seti yaparken hiç durmadan ben hareketleri peş peşe yapacağım. Siz isterseniz kendi temponuza göre süreleri kısaltabilirsiniz, aralarda dinlenebilirsiniz. Ama hareketlerin tamamını yapmaya çalışın lütfen. Zaten güçlenip kuvvetlendikçe de bu videodaki seviyeye geleceksiniz. Eğer bu videodaki seviye size düşük geliyorsa da tabii ki süreleri uzatmak size kalmış. 3 kez tekrarlayacağız dediğim gibi hareketleri. Yani ben burada bu video bittiğinde biz bir seti tamamlamış olacağız. Sizden ricam 2 kez daha izlemeniz ve böylece 3 seti tamamlamanız. Her set arasında 1 dakika dinlenmenizi öneriyorum. Toplamda yaklaşık 15 dakikanızı alacak harika bir egzersiz. Video boyunca hiçbir malzeme kullanmayacağım için bu egzersizleri de bulunduğunuz her yerde yapabilirsiniz aslında. Hazırsanız başlıyorum ilk harekette. İlk hareket için avuç içlerimi birbirine yapıştıracağım. Birbirine ellerimi kenetleyeceğim. Dirseklerim omuzlarımın hizasında. Olabildiğince sıkı bir şekilde ellerimle birbirine baskı yapacağım. Bu hareketi yaparken 30 saniye öyle bekleyeceğiz. Bu hareketi yaparken zaten göğüs kaslarınızın çalıştığını da hissedeceksiniz. Hazır mıyız? Haydi başlıyoruz. Ben başladım. İtiş yapıyorum şu anda. 30 saniye boyunca bu şekilde bekleyeceğiz. Dediğim gibi eğer zor gelirse hareketi 10 saniye bile yapsanız, sonra 10 saniye diğer hareketlerle devam etseniz yavaş yavaş güçlendiğinizi hissedeceksiniz zaten. 10 saniyeniz daha kaldı böyle. Eğer arzu ederseniz hareketi yaparken 30 saniye boyunca mesela 5 saniye yapıp 2 saniye dinlenip 5 saniye tekrar yapabilirsiniz gibi bir kombinasyonda yapabilirsiniz. İkinci hareket için avuç içlerimle bisepslerimi tutuyorum ve birbirlerine karşı itiş yapıyorum şimdi. Bu sefer her seferinde bir kez itiyorum, gevşetiyorum. 2 3 4 saniye gerek yok aslında. Bunu da 30 saniye yapacağız. Bisepsleri tuttuk avuç içlerimizde ve itiyoruz. Yine göğüs kaslarınızın çalıştığını hareketi yaparken çok net ama çok net hissedeceksiniz. Ve şimdi kollarımı uzattım karşıya. Ellerim, dirseklerim ve omuzlarım aynı hizada. Çok acele etmeden makaslar yapıyorum. Ellerimi omuz hizama kadar açıyorum. Tekrar makas. Evet, bir 15 saniye daha yapacağız bu hareketi. Harikasınız. 18 saniye. Bunda hiç acele etmeyin. Yani hızlı bir makas değil. Daha çok göğüs kaslarını hissettiren bir makas yaptık. Elleri yukarıya kaldırdık. Dirsekler bükülü. Dirseklerimin içinde 90 derece açı var ve dirseğim omzumla aynı hizada. Düşürmüyorum kolumu. Burada haydi bakalım. Birleştiriyorum. Ellerim ve dirseklerim birbirine dokunuyor ve açıyorum. Burada dirsekleri yere doğru düşürmemek önemli. Lütfen böyle eller göğüs hizasına falan gelmesin. Dirsekleriniz omuz hizasında. Bunu bozmuyorum. Tamam. Bir 10 saniyeniz daha kaldı. Böyle. Göğüs kaslarınızla birlikte kollarınızı, hatta belki omuzlarınızı hissetmeniz de çok normal bu arada. Bu hareket bitti. Şimdi push-up yapacağız. Şınav çekeceğiz. Bu şınavı başlangıçta duvar önünde de yapabilirsiniz. Yani duvardan destek alarak da şınav çekebilirsiniz. İlerlediğiniz zamanlarda veya şu an gücünüz yetiyorsa da yine dizlerimizin üstünde hizalamamı alıyorum. Yani omuzlarım, kalça kemiğim ve dizlerim aynı bir düzlem üzerinde. Bir sopa gibi düşünün vücudu. Bunu bozmadan 30 saniye boyunca haydi bakalım. Yere ne kadar inebiliyorsanız lütfen o kadar inin. Çok zorlamayın omuzlarınızı. Daha minik inişler de yeter bize. Elbette yere kadar inebiliyorsanız yere kadar inmeyi zorlayın. Az kaldı. Şimdi dizlerimin üstündeyim. Ellerimi enseye aldım ve geriye doğru açıyorum kollarımı. Sanki dirseklerimle geride bir yere dokunmaya çalışıyormuşum gibi yapıyorum. Bunu yaparken sırtımda öne doğru ya da geriye doğru bükülmeler olmasına izin vermiyorum. Haydi bakalım. Bir 15 saniye daha. Şimdi kollarımı yukarıya doğru uzattım. Sanki yukarıda bir şeye uzanıyormuşum gibi. Bir kolumla yukarı uzanırken diğerini aşağı çekiyorum. Sonra diğeriyle uzanıyorum. Yer değiştirerek sanki bir ağaçtan bir şeyler toparlamaya çalışıyor gibiyim. Uzan. Uzan ve çek. Uzan ve çek. Uzan ve çek. Son 10 saniye. Haydi bakalım. Ve son hareket geliyor. Kolları yanlara doğru açtım. Şimdi geriye doğru dokunmaya çalışıyorum ellerimle sanki. Yandan da göstereyim hareketi. Ve 30 saniyede bunu yaptık. Ve işte tam 4 dakikanızı alacak birinci set bitti. Şimdi videoyu 2 kez daha tekrarlamanız gerekiyor. Böylece yapmamız gereken 3 sete ulaşmış olacaksınız. 21 günün sonunda gelişiminizi benimle paylaşırsanız çok ama çok sevinirim. Bırakacağınız yorumları yine heyecanla bekliyorum. Bu güzel yorumlarınız beni yeni videolar hazırlamak için biliyorsunuz acayip motive ediyor. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olursanız da yayınlayacağım tüm videolardan biliyorsunuz ilk siz haberdar olmuş olacaksınız. Görüşmek üzere, bay bay.